3 çuvalı buraya yığdım. 4 çuval da burada var. Zenginliğin gözü kör olsun, ne yapacaksın? Herkese selam arkadaşlar. Bize günaydın. Umarım keyifler yerindedir. Bugün bakın evde topladığım benim bir sürü şişem vardı. Pet şişelerim, cam şişelerim vesaire. Onları geri dönüşüme götürüyorum. Bakalım kaç para kazanacağız, parayı vuracağız mı, hep birlikte görelim. Bakın arka tarafı doldurdum. 3 çuvalı buraya yığdım. Ondan sonucuma 4 çuval da burada var. Önde 3 tane var. Arkada da 3. Arkada 4 çuval var. Sanırım altta var mı emin değilim. Umarım gideceğimiz yere çıktır. Orada bakalım bize ne kadar para çıkacak, bundan ne kadar kazanacağız merak ediyorum. Uzun süredir topluyordum bunları. Artık göreceğiz. Bu arada arkadaşlar, sizin fikrinizi de merak ediyorum. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de böyle şişe toplama falan, bu tarz şeyler yok. Bu tarz şeylere denk geldim. Mesela Almanya'da da bulundum bir süre. Orada da gayet yaygın böyle şişe toplama falan. Yani çöpe atmaktan ziyade insanlar biriktiriyorlar. Çöpe gideceğine kumbarasına koyuyor vesaire. Biz de zaten evde burada, pardon şöyle toparlayayım. Avustralya'da şey yok. Bütün her yer aynı kutuya gitmiyor abi. Burada organik, geri dönüşüm ve genel çöpleri ayırdığınız 3 tür kutu var. Dolayısıyla bu tarz şişeler, kartonlar vesaire ayırıyorsunuz zaten kendi evinizde. Ayırdıktan sonra da daire evinize özel, yani müstakil evinize özel çöp kutunuz oluyor. Ya da yaşadığınız apartman dairesinde bir kutunuz oluyor. Oraları ayırarak bırakıyorsunuz. Dolayısıyla zaten bu işlemi evde gerçekleştiriyorsunuz. Geri kalan şey, eğer evinizde böyle bir yeriniz varsa abi, stopluyorsunuz. Buralarda geri dönüşüm istasyonları var, oraya götürüyorsunuz. Oradan artık karşılığı neyse parasını alıyorsunuz. Ama gör işte bu tarz şeyler var, denk geliyorum internette. Biraz sanki böyle Türkiye'deki insanlar bunu yapanları yargılıyorlar. Hani o yüzden sizin yorumunuzu merak ediyorum. Hani ne düşünüyorsunuz mesela ben bunu yaparken? Hani abi bu çocuğun işi gücü var, kazanıyor, ihtiyacı yok. Niye böyle boş işlerle uğraşıyor falan mı düşünüyorsunuz? Yoksa sizce yaptığım şey doğru mu buluyorsunuz? Lütfen bunda bir yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Açıkçası biraz da bu yüzden bunu da yapıyorum diyebilirim. Hani insanlar ne düşünüyor, tepkileri nedir, ne değil, biraz onu da görmek istiyorum açıkçası. Fikrinizi belirtirseniz beni mutlu edersiniz. Sizce böyle toplamaya devam mı edeyim? Yani çöp atmaktan ziyade, yoksa yine toplayabilirim bu arada. İhtiyaç sahipleri oluyor mesela, burada işte yaşlı insanlar kutulardan topluyorlar falan, akşamları seslerini duyuyorum. Onlara da verebilirim diyeceğim, fakat bunu yapanların çoğu zaten devletten aylık maaş alıyorlar. Aynı zamanda büyük çoğunluğunun burada evleri mevleri zaten var. Onlar benden daha zengin bu arada. Bizim yerimiz yurdumuz yok anasını satayım. Öyle fikrinizi belirtin arkadaşlar. Yaptığım şey sizce doğru mu, yoksa saçma mı buluyorsunuz? Yani böyle dilenci gibi mi görüyorsunuz? Lütfen yorumunuzu belirtin. 1 dakika kaldı oraya varmama. Umarım açıktır bu arada. Gidiyoruz ama. Eğer açık değilse patates olacağız. Arkadaşlar geldik. Şimdi indireceğiz. Mekan burası. You can show it. Buraya götüreceğiz. Bu sol tarafa gördüğünüz yere. Bugün zenginiz gencolar. Bunlar. Bu parayı da şimdi harca harca bitmez. Şimdi diyeceksiniz ki ulan zaten oraya dünya petrol harcadın bilmem ne falan filan. Ondan sonra ama onu da düşündüm. Bugün dışarıda biraz gezecektik. Hazır gezecekken buraya geldim. Öteki türlü para oraya gidecek bu sefer. Ah. Ya işte. Zenginliğin gözü kör olsun, ne yapacaksın? Acayip gürültülü içerisi. Umarım mikrofona gelmez bu sesler. Of. Hello. Şimdi solcu içeriye gideceğiz. Nedir ne değildir öğreneceğim. Zaten bizi yönlendirirler muhtemelen. Umarım sesimi rahat alıyorsunuzdur. Arka plan bayağı gürültülü. Bir gidip öğrenelim bakalım nasıl işliyor süreç. Sonuncusunu da ben bırakayım. Hoppa. Bu arkada gördüğünüz cihazlara atıyorlar. Orada
hangisi işleme tabi hangisi değil görüyoruz herhalde. Şimdi sıra bizimkilerde, arkadaşlar paketleri almaya başladılar. Bu arada herhangi bir çöp bırakırsanız arkadaşlar $10 da cezasını ödüyorsunuz. O yüzden biz bunu aldık ki cezasını ödemeyelim diye, yoksa $10 cezası var. Böyle size çiziyor. Do you think how much we're gonna get? $200? Galiba geliyor bizimki arkadaşlar. Thank you. Thank you mate. Oh. 20 21 21,5 $21.70 aldık arkadaşlar. Başka ne detay var? Hadi bakalım burada. Totalde 217 tane şişe vermişiz arkadaşlar. Her biri 10 centten işte $21 yapıyor. Güzel. Kısa günün kısa kârı arkadaşlar. Şöyle düşünün. Evde zaten bu işi ayrıştırıyorsunuz. Çöpe $21'ınızı atıyorsunuz. Yani çöpe mi atarsınız? Yoksa gelip halihazırda bu tarafa geçiyorsanız böyle bir yerlere bu paranızı geri mi almayı tercih edersiniz? 5 dakikanızı falan alıyor. Gelin abi, biriktirin, yeriniz varsa paranızı alın, kahve içersiniz, kendinize bir şey ısmarlarsınız, kumbaraya atarsınız. Neyse, 217 tane şişeye $21.70 aldık. Sizce değer mi değmez mi? Yorumlarda lütfen belirtin. Sizce bunu yapmalı mıyım? Yapmamalı mıyım? Fikrinizi yorumlarda lütfen belirtin. Bu benim için önemli. Şimdi biz buradan şehir tarafına geçeceğiz. Orada artık harca harca bitmez $20'ımızı ezmeye devam edeceğiz. Really? Net diyor ki ben muhtemelen $5 falan alacağımızı zannettim diyor. Düşündüğümden diyor daha fazlasını aldık. Ya iyi para abi yani. $21 kim kime durduk yere $21 veriyor. Ve niye çöp atayım ki? Aşağıda benim evimin altında geri dönüşüm bir yerim var. Oraya koydum, şişeleri biriktirdim. Şimdi de parasını aldım yani. Gayet temiz. Bu arada burası böyle çuvallarınız varsa geleceğiniz bir geri dönüşüm merkezi. Şey de var, böyle mahallelerinizde bulunduğunuz yerlerde recycle diye search yapın, bir arama yapın. Küçük otomatlar var, oralardan da alabiliyorsunuz. Ama böyle benim gibi böyle işte 3 ayda bir, 4 ayda bir gelecekseniz, benim bu ilk defa bu arada böyle yapıyorum burada. Gelin abi, çuvallarla biriktirin, böyle büyük merkezlere götürün. Paraları alın. O zaman bu kadar. Beni izlemeye devam edin. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Öpüyorum sizleri. Hoşça kalın.